8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz eğitim danışmanı Akın Öztürk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler deyiz, sağ olun hocam. İnsanların uzun bir süre bir işte motive çalışmaları veya o motivasyonu korumaları nasıl mümkün olabilir hocam? Aslında bu en temelde amaç duygusuyla alakalı. Bir konuda kutsal bir amacımız olduğu zaman bu konuda motive bir şekilde çalışıyoruz. Burada insanlara sağladığımız fayda günün sonunda önemli. Birinin hayatını etki edebiliyorsak, bizim hizmetlerimiz ve ürünlerimiz onların hayatlarında etkili oluyorsa o seviyede motive oluyoruz. Burada çok şanslı meslek gruplarından biri aslında doktorlar. İnsanların hayatlarına dokunup onların iyileşmelerini sağladıkları için çok yüksek seviyede motivasyon kazanıyorlar. Burada Maslow'un ihtiyaçlar piramidinde kendini gerçekleştirme dediğimiz adım aslında doktorlar sahip oluyorlar. Bu en yüksek seviyede tatmin sağlayan adımdır aynı zamanda. Benzer bir şekilde çok yararlanan bundan bir meslek grubu da öğretmenlerdir. Özellikle birine yeni bir şey öğrettiğimiz zaman onun gözlerinde göreceğiniz o parıltı, ki sebebi de mutlu olmasıdır. Mutlu olmak da yeni bir şey öğrendiğimiz zaman dopamin hormonundan kaynaklanan bir faktördür. Mutlu olması bizi de dolayısıyla mutlu eder. Evet. Hocam peki motive olmasını sağladığınız insanların hedeflerini yakalamasını nasıl sağlıyorsunuz? Evet, aslında hedeflere ulaşmak çok metodik bir yaklaşımdır. 1970'lerde Andy Grove adında biri OKR sistemini buluyor. Bu sistem Objectives and Key Results olarak geçiyor. Burada hedefler ve anahtar sonuçlar var. Ve normalde yıllık hedef sistemlerinin problemi hedeflerin sene başında belirleniyor olup sene sonuna kadar unutulmasıdır. Ama OKR sisteminde her 3 ayda bir hedefler yenileniyor ve her ayda bir de bu hedefleri gözden geçiriyoruz. Dolayısıyla zor hedefler belirleyip bunlara ulaşmak olarak OKR sistemini açıklayabiliriz. Peki bu OKR sistemi nasıl popüler oldu böyle? Evet, OKR sisteminin popülerliğinde aslında John Doerr adında zamanında bir danışmanın katkısıyla mümkün oluyor. Bir yatırım danışmanlığı şirketine geçiyor. Ve burada şirketi 1999'da 60 kişilik bir startup'a yatırım yapıyor. Bu yatırım yaptıkları startup'ta da OKR'lar kullanılıyor. Yönetim tecrübesi çok sınırlı olduğu için. Bu şirket bulunduğu alanı domine ediyor. Peki hocam, siz bu hedef yönetim sisteminde başlangıcınız nasıl oldu, nasıl tanıştınız? Hedef belirleme sistemini ilk kullandığım aslında 2020 yılında oluyor bu. Bir çalışanım bana gelip, o zaman uluslararası bir firmada yöneticilik yapıyorum, nasıl hedeflerini belirlediğini sordu ve ben de business success dedim, yani işin başarısı dedim ama altını doldurmakta çok başarılı olamadım. Ondan sonra tabii ki buradaki bilgisizliğimden ötürü biraz araştırmaya başladım ve 2020 yılında John Doerr'ın yazmış olduğu Measure What Matters, yani önemli olanı ölç. Bu kitabı okuduktan sonra da aslında aradığımız doğru sistemin bu olduğunu öğrendim ve ekiplerimde bir yıl boyunca bu sistemi uyguladım. Bu sistemi uyguladıktan sonra gelen pozitif geri bildirimler doğrultusunda aslında doğru olan şeyin bu olduğunu kanaat getirdim günün sonunda. Hocam bu hedefler ve anahtar sonuçlarla ilgili siz eğitim veriyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet. Bunu hem yüz yüze mi yapıyorsunuz, online olarak da eğitim verilebilir mi? Yani herkes belki size ulaşmakta zorlanabilir diye soruyorum. İkisi de mevcut aslında. Online olarak hazırladığım bir eğitimim söz konusu. Bu eğitimde 52 dakika İngilizce olarak bir içerik var. Ve şimdiye kadar bir yılı aşkın sürede 1900'den fazla kişi aldı bu eğitimi. Ve 5 üzerinden 4.63 gibi yüksek bir puana ulaştı bu eğitim. Dolayısıyla bizim hazırladığımız eğitimlerin dünya çapında da beğeni alıyor olması çok mutluluk verici. Benzer şekilde şirketlere de bunun danışmanlığını veriyoruz. Ancak şirketlerde bunu uygularken genelde yönetim kademesiyle başlıyoruz. Çünkü yönetim bir sistemin başarılı olduğuna inanırsa şirketin geri kalanını ikna etmek oldukça kolay oluyor. Ki oldukça işe yarayan pozitif sonuçlar doğuran bir sistem olduğu için oldukça başarılı olarak uyguluyoruz bu sistemi. Bu hedef sistemi uygulama tecrübenizden biraz bahseder misiniz? Tabii ki. OKR sistemini ben 3 yıldır uyguluyorum. Bunun danışmanlığını yaparak, eğitimlerini vererek uygulamaya katkıda bulunuyorum. OKR sisteminde biz insanlardan hedeflerinin yarısını kendilerinin oluşturmasını istiyoruz. Buradaki temel motivasyonumuz da şu, şirketlerdeki inovatif fikirlerin, yenilikçi fikirlerin genelde çoğu alt seviye çalışanlardan çıkıyor. Bir bilim adamının çok güçlü bir yapıştırıcı yapmaya çalışırken bulduğu çok zayıf bir yapıştırıcı sonucunda ortaya çıkıyor. Bilim adamı düşünüyor, bunu nerede kullanabilirim? Kağıtları yapıştırmak için kullanayım. Şirketin en başarılı uygulamalarından biri haline geliyor. Dolayısıyla biz de bütün dünyada kullanılan ve şirketleri üst seviyeye taşıyan bu sistemi şirketlerin uygulaması için altyapı ve eğitimler ve danışmanlıklar sağlıyoruz. Şimdi benim anladığım kadarıyla sizin sağladığınız, yani özellikle bu işletmeler için sağladığınız fayda
sadece yaptıkları işlerle ilgili önlerine bir hedef koymak değil, aynı zamanda inovasyon alanında da, yani şirketin içinden çıkacak fikirlerin de yol alması, hedeflerin arasına yerleştirilmesi gibi anlıyorum. Doğru mu? Kesinlikle doğrudur. Benim çalışanlarımdan birisi bana şöyle bir geri bildirimde bulundu. Uzun zamandır yapmayı planladığım işleri OKR'lar sayesinde yapabilir hale geldim dedi. Bunu normalde OKR'lar olmasaydı hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir hedefi biz o çalışanıma hangi hedefleri istiyorsun, ne yapmak istiyorsun dediğimizde gerçekleşti ve burada olay şu. Ürünleri, insanları ve marketi en iyi tanıyan en alt seviyede çalışan insanlar. Dolayısıyla onlara yeni fikirler için sorduğumuz zaman onlar bize kendi inovatif fikirleriyle geleceklerdir. OKR sistemi aslında bunları temelde ateşliyor diyebilirim. Bu arada bu sanırım bütün işletmeler için geçerli. Yani küçük de olsanız, büyük de olsanız herhalde bir iş için önünüzde bir hedef olması çok önemli diye düşünüyorum. Doğru mu? Sizden eğitim isteyen hani şeyler arasında eminim büyük şirketlerde, küçük işletmeler de vardır. Evet. OKR sistemi genelde yazılım şirketleri için özelleşmiş bir çözüm. Fabrikalarda bunu genelde tepeden aşağıya gelen sistemlerle yapıyorlar. Japonların Hoshinkani diye bir sistemi var. Genelde bu kullanılıyor. Bu büyük işletmelerde, fabrikalarda ve holdinglerde çok güzel. Tepeden yönetilen sistemler de çok güzel işe yarıyor. Ancak yaratıcılık gerektiren işlerde, özellikle yazılım gibi işlerde insanlara sormamız gerekiyor inovatif fikirler için. Çünkü tepedeki insanların her şeyi düşünme şansı yok. Yaratıcılık gerektiren işlerin aslında sizin dediğiniz gibi hepsinde kullanılabilir. Yazılım şirketleri burada öncü diyebilirim. Peki bu normalde bu hedef belirleme çok belki amiyane bir tabirle olacak. Bir iş yapıyorsunuz ve önünüze bir kota koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şu kadar bu işten yapmalıyım. Evet. Sizin söylediğiniz bunu daha sık aralıklarla ve kontrol ederek yapmak. Kesinlikle. Bu sanki bana her işletmeye uygulanabilecek bir formül gibi geldi. Kesinlikle. Kendi performansını ölçmek isteyen, belirlemek isteyen her işletmede uygulanabilir. Zaten sistemin kurucusu Andy Grove şöyle demektedir. Biz OKR sistemini herkesin eline performansını ölçmesi için bir kronometre vermeye benzetiyoruz der. Hı hı. Yani dolayısıyla herkes burada kendi performansını ölçüp bir sonraki seviyeye yükselmeye çalışıyor. Çünkü biz zorluklarla karşılaştığımız zaman gelişebiliyoruz. Burada Michelangelo'nun çok güzel bir lafı var. İnsanlar için diyor en büyük tehlike çok yüksek hedefler koyup o hedeflere ulaşamamak değildir. Çok düşük hedefler koyup o hedeflere ulaşmaktır der. Dolayısıyla biz kendimiz zorlamamız gerekiyor biraz gelişmek için. Bu konfor alanından çıkmamız gerekiyor. OKR bu konfor alanından çıkmamızı sağlıyor aslında. Ben bir de şey sormak istiyorum, eğitim kısmını. Evet. Yani diyelim ki işte bir 30 kişinin çalıştığı bir grup. Siz bu şirkete veya işletmeye böyle bir toplu eğitim mi veriyorsunuz? Bu online mi oluyor? Hani şimdi merak eden insanlar, evet, size ulaşmak istediklerinde nasıl bir süreç olacak önlerinde? Çok güzel bir soru yine. Şöyle yapıyoruz aslında. İlk başta bir eğitim seansıyla başlıyoruz. Şirket eğer büyük çaplıysa yönetim kademesinden başladığımızı söyledik. Ancak şirket 30 kişilik bir şirketse burada şirket geneli eğitimler verip sonra bunun danışmanlığıyla destek oluyoruz. Çünkü sistemin düzgün çalışması için 4-5 quarter yani 4-5 çeyrek uygulanması gerekiyor. Dolayısıyla da buradaki uygulama sürecinde şirketleri yalnız bırakmıyoruz. Sürekli yanlarında olup onlara destek olma şeklinde devam ediyoruz. Siz aslında bir asistans, bir dışarıdan bir dokunuş, bir yönetim gibi de bu işi yürütüyorsunuz anladığım kesinlikle, kadarıyla. Kesinlikle. Her süreçte destek oluyoruz. Çünkü uygulama sırasında karşılaşabilecekleri problemleri sistemi 3 yıl kullandığım için hangi zorluklarla karşılaşabilirler, ne sıkıntılar yaşayabilirler bunları biliyorum. Dolayısıyla insanlara yardım ederken de bu bilgiyi kullanarak onların daha kolay yoldan tekrar ayağa kalkıp devam etmesini sağlıyorum. Çünkü çok esnek bir sistem OKR sistem. Herkes kendine göre uyguluyor. Evet. İşte biraz onun için söyledim. Yani mesela yolun yarısında size şöyle şeyler oluyor mu? Biz bu hedeflerimize ulaşmakta zorlanıyoruz, programı revize edelim, öne çekelim, daha ileriye alalım gibi. Kesinlikle oluyor. Zaten flexible yani oldukça esnek bir sistem ve günün sonunda mesela sürecin yarısında işe yaramayan bir hedefiniz varsa bunu süreçten komple çıkartıyorsunuz. Bununla vakit harcamıyorsunuz. Kalan hedeflerle devam ediyorsunuz. Veya bir revizyon gerekiyorsa bunu yine yapabiliyorsunuz. Bu aslında şirkete çok büyük dinamiklik katıyor. Bunu bireysel olarak hiç yapıyor musunuz? Yani bir işletme gibi düşünmeyelim de. Şimdi bir izleyici aklından şunu geçirebilir mi mesela? Ya ben Akın Bey'le görüşsem acaba kendi hedeflerimi düzenleme anlamında böyle bir bireysel eğitim var mı?
Burada aslında bireysel örnekler de veriyoruz. Mesela bir ev almak istiyorsunuz, ev alırken OKR'ı nasıl kullanabilirsiniz? Ana paranızı biriktirdiğiniz bir kısım var, sonra uzun süreçte gelişerek ilerlediğiniz kısmı OKR kurallarıyla yapabiliyorsunuz. Veya bir çocuk yetiştiriyorsunuz, bunu da OKR'ı nasıl kullanabilirsiniz? Bunları aslında eğitimlerimde çok güzel anlatıyorum. İngilizce bilgileri yeterli seviyedeyse eğitimimi tavsiye ederim. Değilse de bana her türlü ulaşıp destek isteyebilirler. Yardımcı olmaktan çok memnun olurum. Akın Bey, çok teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir sohbet oldu. Çok şey öğrendim. Ben de bu ilk defa duyduğum bir sistemdi bu OKR. İyi ki geldiniz. Çok ayağınıza sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Nuri Bey, çok sağ olun. 8'de Sağlık'ta konuğumuz eğitim danışmanı Akın Öztürk'tü. Kendisiyle hedefe giden yolda nasıl ilerlenmesi gerektiğini konuştuk. Oldukça güzel bir sohbet oldu. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam edecek.